Evet dostlar, niye gülerek gülüyorum? Çünkü az önce videodan çıktım ve şu an video başı konuşması yapıyorum. Yani siz bu videoyu izlerken ben aslında videoyu bitirmiş, tekrardan bir geçmişe dönüş yapmış oluyorum. Aynen bu şekilde videoda da fazla boş yaptım. Dinleyenler gülecekler olacak mı bilmiyorum. Anlayanlar olacak mı onu da bilmiyorum. İnanın ben bile kendimi anlamakta zorlandım. Ama şeylerden bahsetmek istiyorum. Artık video içerisinde böyle size ufak dipnotlar falan geçmek istiyorum. Hani beğeniyle olsun, aboneyle olsun. Hani dikkatinizi alt tarafta belli bir miktar çeksin istiyorum. Çünkü aklınıza gelmeyebiliyor normal veya üşenir olabilirsiniz. Hani ufaktan belki dikkatinizi çekerse şöyle yan kaydırıp bir beğeni atıp çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Çıkabilirsiniz derken yani tekrardan telefonu kaydırıp izlemeye devam edersiniz değil mi? Neyse. Video başı konuşması yapmak istedim. Bu arada sağ üstte anket olacak. Onu lütfen oylayın. Önemli bir şey hakkında oyunda konuştum sizlerle. Anlatmaya çalıştım derdimi. yani oylarsanız gerçekten güzel olur. Video önerileriniz varsa yorumlarda belirtseniz yine tatlı olur. Gerçi şu an aklımda bir sürü fikir var ama olsun, yine de belirtmeniz önemli. Daha fazla uzatmadan videoya giriş yapalım. Herkese selamlar, ben Emre. Bugün Mortal Kombat 11'in, o nasıl konuşmaydı lan, biraz ağzım kaydı sanki ama neyse, yeni bir bölümündeyiz ve şimdi ne yapacağız? Ufak ufak takılacağız böyle. Aklımda Mortal Kombat 11 Jade almak var ama sanırım alınmıyormuş öyle. Ha deyince alınmıyormuş anladığım kadarıyla. Ama videoya girmeden önce şunlardan bahsedeceğim. Şimdi birkaç yorum geldi ve aslında mantıklı da buldum. Yani karşı çıkamadım çünkü haklılar gibi geldi. Şöyle ki o Mortal Kombat hakkında değil bu arada. Aslında biraz da hakkında ama neyse. Şimdi Mortal Kombat'la Injustice 2'yi çok benzetenler olmuş. Hani şöyle söyleyeyim, işte ikisi aynı, niye çekiyorsun gibi şeyler gelmiş. Katılmıyor değilim çünkü çok yakın oyunlar. Hani baktığın zaman ikisi de işte single modu var, kendi kendine multiplayer modu falan var, ayrı ayrı challenge'ları var, işte ne bileyim pack açılımları falan. Hatta menüler bile yani yaklaşık diyebilirim, karakterlerin ayrı ayrı şey olması, alınması falan derken story moduna kadar yaklaşık aynılar yani. Sonuçta battle modda burada da bir nevi şey yapıyorsunuz. İşte finishimlerle beraber falan ufak ufak şey yapıyorsunuz böyle. Birbirlerine olan şeyleri şey yapıyorsunuz. Yani İngilizce aslında bir sürü yazı var. Ben onları çevirmekle uğraşmıyorum da mesela quest modda falan sürekli parti neydi şöyle işte şunlar geldi karıştı falan da yazıyor da onları okumuyorum. Siz de okumuyorsunuz muhtemelen. İşte sözün uzun lafın kısası, şimdi farklı bir oyun çek artık denilen şeyler oluyor. Mesela birçok istek var bu yönden. Shadow Fight 2'si olsun, işte Clash of Clans olsun, Mobile Legends olsun. İstek var bu yönlerden. Şimdi Clash of Clans'ı bu kanalda çekmek istemiyorum açıkçası. Neden? Şimdi Clash of Clans şimdilik çekemem. Neden? Çünkü bayağı bir zaman ayırmanız gerekiyor abi. Sürekli savaş yapmanız gerek. Çok güncel olmanız gerek ki ben sabah 8.30'da şeye gidiyorum etüte ve akşam işte 9'dur, 10'dur, 8'dir o saatlerde geliyorum. Hani sürekli güncel olma ihtimalim yok zaten. Klan savaşları olacak, katılamayacağım, kendim yapacağım, hazırlanamayacağım, orada hazırlayacağım. Bir şey isteyeceksiniz, atamayacağım, klanla seven olacak, bakamayacağım falan derken çok çok uzun işler, onlar zor işler, yorucu işler. Ama işte Mobile Legends olsun, işte bu şeylere uyuyor. Shadow Fight yine Mortal Kombat'ta aslında bir nevi yakın oyun diyebilirim. Story modu olsun, işte savaşmaları falan olsun. O biraz daha yakın yani. İşte PUBG zaten bunu yakın bulduğum için yan bir kanal açıp orada PUBG atıyorum. Şeye karışmasın diye. Bu kanalla karışmasın diye onu yan tarafa aktardım. Ama bu kanalda farklı bir şeyler olabilir. Şimdi size sormuş olacağım herhalde ama herhalde anketten. Onu yanıtlarsanız çok güzel olur gerçekten. Yani videonun girişi birazcık uzun sürebilir. Konuşacağım hani birazcık onu söyleyeyim. Sağ üstte kartlara katmış olacağım size. Mobile Legends'ı çekmeyi tekrardan düşünüyorum. Neden? Şimdi farklı bir oyun. MOBA oyunu hani bildiğiniz. Daha çok farklı bir dünya yani. İşte karşı rakiple gerçekten karşılaşmanız olsun. Ya bir süre sonra artık kendi takımımızı da kurarız. Orası ayrı olur. Mesela PUBG'den yakında yeni şeyler yapmayı düşünüyorum da. Orada para birikmesi gerek biraz. Her neyse. İşte yeni bir şey düşünüyorum açıkçası. Injustice 2 konusunda haklısınız, bir şey diyemiyorum. Çünkü çok yakın oyunlar Mortal Kombat'la. Ona niye başladım? Çekmiştim ve güzel ilgi gelmişti. Dedim hani ilgi gelir. Aslında ilgi de geliyor. İlgi gelmemesi değil olay. Yine hani mesela Mobile Legends 100 izleniyordu attım. İşte Injustice 2 250-300 izleniyordu. Yine hani üstünde aslında ondan ama izlenmeye değil artık. Biraz da
farklılığa yönelmem gerekiyor kanal açısından. Değerlendirme olsun, şey olsun. Yani o yüzden burada nefes almıyorum konuşurken. Evet, rahatlayalım birazcık. Umarım sizi üflememişim o nefesi. Çok yemişim ben gene ya. Bu ne abi? Sürekli yemek yiyorum. Neyse, bu ne ya? Buna tıklamadım ben ama bir geri çıkarsan güzel kardeşim benim ha. Çık artık menü. Teşekkürler. Şimdi dediğim gibi sağ üstte kartlardan size bunu soracağım abi. Oylamayı lütfen unutmayın. Önemli. Mobile Legends çekmeyi düşünüyorum. Onda hatta sürekli savaş halinde falan da bulunabiliriz. Yazın hani ben diyordum ya size canlı yayınlar falan olacak diye. Canlı yayın için de çok uygun bir oyun açıkçası. Hani bayağı uygun bir oyun. PUBG olsun, bu olsun. Yani PUBG ve Mobile Legends çok uygun oyunlar. Deneyebiliriz yani. Dediğim gibi kartları oynamayı unutmayın. Oynamayı ne ya? Oylamayı unutmayın. Oradan şey yapacağım. Çok boş yaptım, farkındayım. Şimdi asıl oyunumuza geleceğiz birazdan. Bu arada geleceğim. Bir saniye, hemen geleceğim. Evet, geldim tekrardan. Şöyle bir nefesimi topladım. Bir su içip gelmek istedim. Boğazımın kurumasına ve konuşamamama karşın. Yine konuşamıyorum. Bir şey değişmemiş aslında. Şimdi ilk baş giriş çok uzun oldu, fark ettim. Böyle giriş mi olur? Amk diyorsunuz ama olması gerekiyor diye düşünüyorum. Her neyse. Şimdi burada bir Mortal Kombat 11C'yi dinleyeceğiz. İnşallah olur. Bilmiyorum olacak mı ama yani olmasını istiyorum ya. Şimdi ne? Forfeit ne demek acaba? Eleniyor musun direkt? Ha. Aa, Mortal Kombat 11 Jade benim takımımda. Peki. Karşı takım çok kötü be. Ama yine de şey yapsam mı diyeceğim de. Hani korkutmuyor değil. Şöyle yapayım abi. Tamam, yenilmez bu takım ya. Öyle o kadar mal değil. Bir şey yok, bir şey yok, tamam. Geçen video kod vermemişiz. Bu arada 1400'e hızla ilerliyoruz. Onun farkındayım. Kod olayı nedir diye soranlar için. Şimdi 50 kere açıkladım, farkındayım. Artık dinlemekten bıkan dostlarımız vardı ama onlar şöyle bir fıtı 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 ileri salsın buraları. Direkt maçın olduğu kısma geçebilirler. Şimdi ben size videonun herhangi bir kısmında bir kod veriyorum. Yeni gelen dostlarımız için bu açıklama. Ve bu kod... Aa, bir dakika bak, animasyon değişikliğine gitmiş galiba oyun. Bak, karşı rakibin canı değişik azalıyor. Aynen. Bakın, güncellemeler galiba başlıyor. Oyun içi güncelleme yapılıyor olabilir. Bakalım. Yo, tamam, şaka yaptım. Güncelleniyor olabilir bu arada, dediğim gibi. Aynen abi, bir dakika. Yo, tamam. Bir dakika, kritik yaparsa bir anlayacağım ama kritik yok. Tamam, çok bir değişiklik yok gibi. Oyun içi güncelleme gelebilir bu arada. Yani illa size markette bildirmesine gerek yok. Online bir şekilde güncelleyebilirler. Düzeltilme yapılabilir yani. Oyundan şey yapmayın. Bilmiyorum, sanki bir iyi gibi geldi oyun ya, ekran. Ha? Sizce öyle mi? Bunun yerini değiştiremiyormuş da. Ha, kodu sapıttık ya, ne yaptık aradan satayım. İki şey yaptık. Hemen boş yapmaya ben de müsaitmişim var ya. Neyse. Videonun herhangi bir kısmında bir kod veriyorum. Ve bu kodu siz yorumlara gizli bir şekilde, bakın. Gizli, altını çiziyorum. Kod şudur diye yazarsanız yorum kaldırılır. Otomatikman kaldırıyorum ben onu. Gizli bir şekilde yazıyorsunuz. Veya direkt kodu yazın hani, çaktırmadan. Yeter ki çaktırmayın, anlatabildim mi? Diğer insanlar çünkü biri mesela yorumdan görecek. Kodu herkes yazacak. Öyle olmuyor abi. Diğer adamın hakkına girmiş oluyorsunuz. Özellikle Muhammed Abışoğlu genelde. Ve şu an Kamran İhsaneli evdi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O dostumuz da kodları bayağı bir yazıyor ha. Dikkatimi çekti adam. Bir videoda yani gelmiş gitmiş tüp. Ya bu ne ya? Atamadı gideni. Neredeyse tüm kodlarımı yazmış adam ya. O kadar ki izlemiş yani. Çok teşekkürler ona da buradan. Herkes tabii ki izliyor. Yani kanaldaki herkesin izlediğini farkındayım ama adam dikkatimi çok çekti. O yüzden şey yaptım. Yine sapıttım bak kod konusunu. Şimdi kodu yorumunda yazıyorsunuz siz. Yani bu emir gibi değil, yanlış anlaşılmasın. Yazıyorsun, yazacaksın lan. Hadi yaz falan değil. Yani yazıyorsunuz yorumlara. Ve yazdığınızda ben sizin isminizi işte diyelim ki isim okuma videosu çekeceğim. 1400 abonede çekiyorum diyelim. Çekeceğim yani, diyelim değil aslında. 1400 abonede isim okuma videosu gelecek. Genelde 200 abonede bir kere yapacaktım ama çok biriktiği için fazla birikiyor. Çok fazla birikiyor ve gözden kaçanlar olmasın diye 100 abonede bir kere yapalım dedim. Ve yakında yine isim okuma videosu gelecek gibi. Güzel ilerliyor çünkü kanal. Yani demem o ki, yorumlara kodu yazıyorsunuz ve ben sizin hakkınızda isim okumayla ilgili şey yapıyorum abi. Yani bahsediyorum sizin hakkınızdan. Öyle yani, sizin hakkınızdan mı? Sizin hakkınızda bir şeyler söylüyorum işte. Şu an odaklanamadım bu arada, farkındayım. Ne saçmalıyor bu mal diyebilirsiniz. Yani benim mala bağlanmış durumdayım şu an.
Kardeşim seni bir yok edeyim de. Dediğim gibi yorumlara kodu yazdığınız zaman sizin hakkınızda ya görürsünüz ya 1400 siz kodu yazın abi. Ben 1400 ben de onu anlatmaya çalışayım çünkü şu an zorlanıyorum bilmiyorum niye zihnim kapalı galiba. Özürlüyüm hani şu an 0 IQ'yum böyle IQ'm eksiye düştü böyle. Bir hücreli canlıyım şu an yani. Eşeğsiz falan yürüyorum o kadar ki düştüm. Neyse. Evet. Dostlarımızın 5 dakika uzatmasına rağmen hala konuyu devam etmem de ayrı bir konu değil mi? Böyle adam mesela 75-80 saniye ileriye sardı böyle baktı hala konuşuyor. 100 saniye daha ileri sarıyor. Hala konuşuyor lan yeter artık falan diye videoyu kapat en son. Hani YouTube'u siliyor telefonundan. Değil mi? Öyle oldu şu an. Yok olmadı şaka yaptım tamam. Umarım şu an anlıyorsunuzdur beni böyle biraz farklı konuşuyorum ama benim şu an kafam böyle çalışıyor yani düşün ne yaşadım kendi içimde. Bu ruh hastası ne diyor diyebilirsiniz. Ben derdim yani. Bu ne lan? Ha. Dedim öldü mü ne oldu moruk maç bitti sandım. Aa. Surgeon ne zaman öldürecektim? Jack söyledi tamam. Yalnız bunları 6 vuruyor ya. 6 vuran adam bana ne yapabilir ki şu an? Hiçbir şey yapamaz. Şimdi 24 saat bekletmez umarım. Burayı yapıyorum da mal olmayayım yani. Öyle bir şey olursa şey yapacağım. Quest moda şey yap. Bu arada eğer 24 saat bekletecekse direkt bir kişi yorumlara şey yazabilir mi? Quest modu anlattığım kısımdan baştan yere yazabilir mi? Ya da yaz ne yazsın abi? Çünkü uzun uzun şey yaptım ama yok ya yazmasanız mı? Çünkü videodan başında birçok şeyden bahsettim de. Yine de siz yazın bir şeye yorumun altına. Görmek isteyen dostlarımız varsa oradan inip direkt görürler belki. Gerçi bu kadar boş yaptıktan sonra yani adam izlediyse çok da umurunda olmaz. Yani 10-15 dakika boş yaptım da neyse. Bayağı uzadı farkındayım. Yalnız bu animasyonlar çok güzel değil mi? Yeni gelen bir dostumuz varsa şu an aramızda bu arada. Şu an beni anlamaması gayet normal. Bir süre sonra anlam verebileceksiniz daha tabii. Tamam çok şükür geri geçtik buna. Zorlanmıyor ya karakter çok rahat yeniyor. Sabaha kadar aslında bir konuklarım hiçbir şey değiştiremeyecek. YouTube'dan yorum çok sürekli gelmeye başladı bu arada çok hoşuma gitti bu durum. Ha bir de şey yaptım. Artık videoyu yayınlama saatini YouTube babaya devrettim. O kendisi otomatikman yayınlıyor. 6'da artık videonuz hazır. Gerçi video başı konuşması bir kere daha yapacağım abi. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet bakalım. 5000 coins ve bu ne abi 12 saat bekleyeceğim mi gerçekten yani. Ve ruh verip geçemiyorsun. Hani bu ne? Abi 24 saat ne 12 saati? 12 saat değil 12 gün yukarısı. 24 saat lan. Nasıl ya? Abi her seferinden mi böyle acaba? Neyse. Hayırlısı diyelim. Haklısınız. Biraz mallık yapmış olur. Neyse. Evet quest moda geldik. Buradan artık alt tarafı umarım birisi yazmış olur. Diğer dostlarımız görür. Şimdi. Nedir bu quest mod? Özellikle yenilenmiş halini anlatmak istiyorum size. Şimdi. 50 kere şimdi dedim. Farkındayım. Ben 2000 ruha yakın kasmıştım ya hatta yine hile misin sen birader diyenler oldu. Hileliyse hangi linki falan aşağıya link yazar mısın diyenler olmuş. Hile değil dostum. Nereden kasıyorum ruhları? Şimdi birincisi challenge, ikincisi quest mod. Quest moddan ben çok güzel ekmek yiyorum. Nasıl? Eskiden sadece quest mod burayla sınırlıydı. Şimdi daha da şey olmuş ama ikinci kısım inanılmaz zor bu arada onu da söylemek istiyorum. Çok zor yapılıyor. Gerçekten zor yapılıyor. Şimdi birinci kısımda şurada. Ben moruk kulede ilerleyemiyorum. Ne yapacağım ya diyorsunuz değil mi? Çok basit. Şimdi ilk şeyde size şu 4 saatlik şey açık olması lazım. Hatta oyun size onu kendisi yaptırıyor. 4 saat yaptıktan sonra şu aşağıda 12 saatlik açılıyor. 12 saatlik yapacaksınız. Bazen bakın 2 quest birlikte açılıyor. Hani şey sanmayın mesela. Moruk ben bir tanesini yaptım diğeri açılmadı ya. Diğer kuleyi açamıyorum diyorsanız. Mesela bakın kulenin mesela birinci kulenin şu oraya bakın tamam mı? Birinci kulenin alt tarafında deprem oluyormuş gibi bir şöyle böyle titreşimler oluyor. Eğer o titreşim varsa siz o kulede o quest'te herhangi bir yeri yapmamışsınız demek. Quest'lerinize iyi bakın. New diye belirtmemiş adamlar. Hani yeni quest diye belirtmemişler. O birazcık sıkıntı oluyor. Ama dediğim gibi onun altında bir titreşim oluyor böyle sizin quest'e girmediğinize dair. Eğer işte diyelim ki mesela ben şuradaki quest'e girmedim. En son quest'e tıklamamışım. Tıkladım mı start quest dediğim zaman o titreşim kayboluyor abi. Kendiliğinden mesela çıkıyorum diyelim. İşte quest moda geri geliyorum şu kule etrafına. Birinci kulenin altındaki titreşim kalkmış oluyor. Bunu böyle anlayabilirsiniz. Ve birinci kuledeki tüm questleri bitirmeden en az bir kere yapmadan başarıyla tamamlamadan diğer kuleyi açamazsınız. Açılmıyor abi. Böyle bir huyu var onun da.
Başarıyla tamamlayıp diğer kuleleri açacaksınız. Aynı kule, yani her şey diğerleri için geçerli aynı şekilde yani. 10. kuleye de gelseniz artık tüm şeyleri tamamlıyorsunuz. Bir süre sonra artık burayı bitirince ikinci kısım yeni geldi. İşte o asıl olay burada başlıyor. Şimdi ben de çok tecrübeli değilim bu konuda ama elimden gelenin iyisini yapacağım. En son 18. kulem var. Aynen. Zamanla bunun daha ilerisi çıkacaktır bu arada. Şimdi ben şu ilk iki şeyi yaptım, iki quest'i. Bakın, bunlar harbiden sıkıntı yani. Gerçekten sıkıntı olan şeyler. Baksana abi, 5 tane karakterle yapabiliyorum sadece bu quest'i. Hani düşünün ne kadar zor olduğunu. Şimdi girdik. Quest'e girdik. Quest'e en çok yardım edecek şey size. Şuradan bakın en sağ altta şey var ya, böyle sıralama şeyi gibi şey var. Aşağıda ok işareti var. Oraya tıklıyorsunuz. Oradaki ok işaretinin soluna tıklayın ama. İşte Sort by Name diyor ya mesela, oraya tıklıyorsunuz. En aşağıda quest bonus var. Quest bonus'a tıklayın. Ve şuradan oka bir kere daha tıklıyorum bakın. Okun ucu yukarı mı kalkıyor? Aynen yukarı kalktı ve şu an kullanabileceğim karakterler sıralandı. 5 tane karakter var. Sadece bunları kullanabilirim. Geri kalanlar atıldı abi. Niye böyle bir şey yapılmış bilmiyorum ama yukarıda şey yazıyor gerçi. Evrim 5 Gold ya da şey olacak, Diamond karakterleriniz olacak ve bunlar Evrim 5'in 5 ya da üzerinde olacaklar. Hani bayağı bir sıkıntı. Gerçekten çok zor yapılan şeyler. Mesela şunu kattığımda abi baksana ya, Cutthroat Kano %42'de kalıyor. Hani o kadar ki düşük düşünün. Jason Voorhees 29. Reptile %9 veriyor abi. Hani 14.000 saldırılı 25.000 canlı Reptile %9 dolduruyor sadece. Kung Lao bak, Diamond karakter. Görüyorsun değil mi? 5. seviye Diamond. %21'ini dolduruyor sadece. Ben buradan nasıl yatıyorum? Ronin Kenshi sayesinde. Bunu bastığım zaman %100'e kadar çıkıyor. Bu quest'i şu an başlatmayacağım. Şimdi ben de en son açılan, bakın şimdi ben de yine burası vardı. Sadece 1 saatlik vardı. Ve 1 saatliği şey yaptım. Yaptım. Ondan sonra 4 saatlik, şey 8 saatlik açılmış. 4 saat sanıyordum ben ama 8 saatlik açılmış. 8 saatte yaptım. 4 saatlik geldi. Şimdi canlı canlı quest yapacağız bu arada. Aynen öyle. Yine aynı şekilde bakın, girdim. Atak diyor. Quest bonusu tıkladım. Ve karakterlerim geldi. Ne yapacağız? Şunu kat bakayım bir. %28. 42'de 28'e düşmüş. Bak ne kadar düşmüş, gördün mü olayı? Yine aynı şekilde düşük. Bunları çıkar şimdilik. Bakalım Ronin Kenshi yetebiliyor mu? Ronin Kenshi yetemiyorsa ben batırdım hani. %100 tamam. Yetiyormuş. Şimdi bunu başlatalım bir abi. Continue diyorum. Şuradan başlatıyorum quest'i. Şimdi 4 saatlik quest'im başladı. Yukarıda 3 saat 59 dakika yazıyor. İngilizce bir şekilde. 3 saat 59 dakika kardeşim. 34 ruhu verip bunu bitirebiliyorsunuz. Şimdi bitireceğim ben. Olayı size anlatacağım. Bakın en son açık kısmı gördünüz. Az önce 4 saatlikten sonrası yoktu hani. 1 saatlik, 8 saatlik ve 4 saatlik vardı. Moruk. Ben şey yapamıyorum diyorsunuz değil mi? 11. kuleyi açtım. İşte veya şuradasınız muhtemelen. 1. kuledesiniz. 1. kuleyi açtım. 2. açamıyorum. Bak şimdi izle. Nasıl açılıyor o kule? 12. kuleyi şu an açamayabilirim. Yeni quest gelebilir. Yeni quest gelirse onu da yapmayı deneyiniz. Ruh yetene kadar bitireceğim ruhu bu arada. Kafanız rahat olsun. İçiniz rahat olsun o konuda. Şimdi şunu veriyorum bak. 34 taneyi verdim ve quest bitti. Şu an bana geri şey yapacak. Onun karşında bir ruh verecek. Ve o bunu direkt veriyormuş bak. Karis veya Karos Guidance muhtemelen böyle okunuyor. Guidance diye okunuyordur. 6. seviye olmuş. Çok güzel. Bu güzel bir şey aslında. O yüzük bayağı iyi bir şey. Onu taktığınız zaman bakın. Heh, dediğim olay geldi. Bakın 11. kulenin altına iyi bakın. Deprem oluyor gibi değil mi? Bir titreşim var. Şimdi asıl olay nedir? Bakın 4 saatlik bir quest gelmiş. 2 tane 4 saatlik alt alta. Diyelim ki ayırt edemiyorsunuz. Tıkladınız ve geri geldiniz. Ve kulenin altındaki titreşimler kalktı. Anlatabildim mi olayı? Aynen bu şekilde abi. Ben yapamıyorum diyorsanız bir dakika. Rino, ha tamam Rino olmuş o. Dedim bir klasik repler geldi sandım da bir an değilmiş abi. Şimdi giriyoruz 4 saatliğe ve şuradan bu arada ruhumuz da güzel gitmiş ha. Vallahi. Sadece 2 tane bak. Görüyor musun? Sadece 2 tane. Bu nedir ya? Abi ha yok tam 4 tane, şaka yaptım. Şaka şaka. Bunlar hep şaka biliyorsunuz. Sadece 4 tane karakter açık. Bu çok büyük bir sıkıntı aslında. Reptil de açık. Allah Allah. Birader benim trollüyorsun. Gerçi yine 5 tane açık. 5 tanenin üstüne çıkamıyoruz. Burası bayağı sıkıntı. Hani bir dakika 2 4 5. Allah Allah ya. Baya baya yaptırmıyor yani. Ronin Kenshi'yi kattım. Yetti abi. Tamam çok güzel. Yine yetti. Başlatıyoruz. 4 saatlik ve 34 ruh yine istiyor bizden. Veriyorum abi 34 ruhu ve bitirdim. Şimdi. Burası yine aynı şekilde bitti. Ruhum yetene kadar devam edeceğim dediğim gibi. Evet burayı da bitirdik. Bu quest de bitti. Şimdi bundan sonrası nedir? Bu arada şu Ronin Kenshi'ye ben bir şu yüzüğü takayım da.
Ne kadar kısaltsak router, ne kadar kâr etsek o kadar şeydir bizim cebimize kalır yani. Collection'a bir gel biraderim. Ronin Kenshi'ye. Bir o yüzüğü takayım ben. Scorpion'daki yüzüğü. Çünkü o şeyi kısaltıyor. Quest modun süresini kısaltıyor. Hızlandırıyor yani bir nevi. Nerede biraderim? Ronin Kenshi şey normal Scorpion. Scorpion. Kardeşim neredesin? Hadi ama yapma bunu. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede? Göremiyorum ya. Niye göreyim? Geçtim mi acaba? Geçmedim ya. Bu ne lan? Boşta şey varmış. Boşta eşya var. Evet. Retimer'ın yerine takabilirim. Sıkıntı yok. Şimdilik dursun. Zaten belli bir süreliğine lazım olacak. Şimdi. Evet abi. Tekrardan quest moda geldik. Yine yorum var. Onları yanıtacağım. Bir dakika. Şuraya geri geçiyorum hemen. Bakın kulenin altında gene deprem gibi şeyler var. Daha yakından görebilirsiniz şu an. Aşağı indik. 12 saatte questimiz açılmış. Şimdi. %15 bonus çok güzel ve %100 tamam gene yetiyor sıkıntı yok. Şunu verdim de mesela %28 abi görüyor musun ya? 30 bin hasarlı karakter yetmiyor ya bildiğin bu nedir abi? Neyse girdik başlattık ve şu an 11 saat 2 dakikası var. 76 ruh gidecek. Canım bayağı yanacak ama olsun sıkıntı yok. Ver bakalım biraderim. Verdik. Şimdi ne oldu? Evet, burayı yine tamamladık. 32 ruh bize verdi. Karşılığında 76 alıp 32 vermesi de farklı bir olay. Yine kulenin altında deprem işaretleri var. Ve bakıyoruz 4 saatlik bir quest daha geldi. Devam ediyoruz. Aynı şekilde hep böyle hani ama buradan çok güzel şeyler geliyor yani. Ekmeğini çok iyi yiyebilirsiniz. %5 bonus nedir ya? Abi yetmedi. Vallahi yetmedi. Heh tamam %100 oldu. Bakın Ronin şu karakteri yetmiyor tek başına. Olayı siz düşünün yani hani. Abi çok zorlaştırmışlar gerçekten. Ama anlatacağım yine de olayı kavramanız için diğer kısım için bile kavrasanız yeterli yani. Devam. Verdik abi. Yine başlattık questimizi. 32 ruh istiyor. Veriyoruz. Ve başlatıyoruz tekrardan. Şimdi ne oldu kardeşim? %90'a geldik. 18 ruh bize verdi geri. Ve kulenin altında gene deprem işareti var. Yeter bit artık kule. Bir günlük gelme lütfen. Bir saatlik tamam. Sıkıntı yok. Gene başlatıyoruz. Kardeşim bir gelir misin? %88 yetmiyor abi ya. Bildiğin bir saatlik quest yetmiyor şu adam. Kafayı yiyeceğim. 15 ruh daha istiyor. Ver kardeşim. Bitti ruh bitti. Hadi ya hadi hadi. %90, %95 devam. Evet hala parlıyor ve bir günlük geldiyse bitti şu. Ha tamam. Yok. Muhtemelen yetişmeyecek bu arada. Şöyle bir bak. O %57'de kaldı bu sefer. Çok daha büyük bir sıkıntı bu. Aynen. %80 bir yetişmezse. Ha, şunun yerine şunu ver bakayım. Düştü. Jason ne? Nasıl ya? Nasıl düşebilirsin ki abi? Lan eşyalardan dolayı mı acaba? Muhtemelen eşyalardan dolayı. Neyse. %10 bonus veriyor bile. Düşünsene ya Ronin Kenshi %10 bonus vererek şey yapamıyorum. Abi Ronin Kenshi değil daha doğrusu. Ronin KTL veriyormuş da. Başlatacağım da kaç saat sürüyor? 6 saat 50 dakika. Yok bu imkanı yok yetişmez. Tamam olayı anlatabildim ama size şu an başlatmayacağım bunu. Çünkü yine videonun devamı gelecek. Ya da gelmesin mi ya? Şimdilik yeterli olur mu? Video bayağı uzun sürdü çünkü bayağı konuşma yaptım ben. Boş yaptım bayağı. Başlatalım bakalım bir. Kaç ruh istiyor? 54. Aga be yetişmedi. Tamam. Şimdilik bu kadar. Olay neydi abi? Burada bayağı bir şey varmış ama quest yani. Buradan çok ekmek yiyebilirsiniz ya gerçekten. Baksana abi. Görüyor musun? Yani burayı bitirdiğiniz zaman şimdi dediğim olay geldiği zaman bu arada şurada Rinnon yazıyor ya yukarıda. O %100 olduğu zaman size belli başlı hediyeler veriyor. İşte daha yüksek şeyler falan veriyor. 12. kuleyi açarsak ben tekrardan buradan bahsedeceğim size bunlardan. Buradaki questimiz bittiğinde eğer başarıyla tamamlarsak bir bölüm daha açacak. O bölümü tamamladığımız zaman şeye geçeceğiz. 12. kuleye. 12. kulede daha yeni ödüller, daha yeni şeyler. Hele 18. kulede neler var ben düşünemiyorum bile. Yeni yeni karakterler falan verecek. Belki Diamond karakteri bile verecek. Hani o kadar ki iddialı olabilir. Çünkü çok zor şu an. Hani gerçekten zorlaştırmışlar. Neyse. Quest moddaki olay aynen bu şekilde abi. Buradan çok güzel ekmek yiyebilirsiniz ya. Gerçekten şu birinci kuledesiniz diyelim ve gelişmek istiyorsunuz. Nasıl gelişebilirim? Moruk, ruh kasamıyorum. Nasıl kasabilirim? Buraya gir. Ne varsa bas abi. Sıkıntı yok. Bu arada ruhunu burada harcama sakın ha. Buraya bas. Mesela bir saatlik şey diyelim ki neler var? Bu ne lan? Ha, quest olduğu için basamıyorum. Şunu bastım mesela. Hop.
Buradan continue de direkt tamamla gitsin. Hani 3 saat 48 dakikaya bitiyormuş. Buradan tamamla ve ruhun gelsin, ruhunu al. Ama sen önerim nedir mesela, quest mod hangisini yapmayı tavsiye ederim sana? Benim en çok, eğer oyuna sürekli giriyorsan 1 saatlik ileri yap. Ama ortalama geçip 8 saatte bir kere giriyorsan şöyle bir şey önereceğim sana. 8 saatlik burada mıydı? Belli, bak. Şuradakini yaparsan çok işine yarar. Niye? Çünkü bir yüzük var. O yüzüğü veriyor. O yüzüğü sana verdiği zaman ya bir dakika, ne oldu gene? Of, zorlandım. Bir saniye, bir saniye. Heh, tamam. O yüzüğü sana verdiği zaman şey yapıyorsun. Onu alıyorsun ve karakterine takıyorsun. Quest'in süresi kısalıyor. Bir karakterini belirle. Orada quest'ine ileriye sür onu. Onu kullan quest'inde. Ve şey olsun abi. Kısalsın quest'in süresi. Sürekli bunları yaptığın zaman deli gibi ruh kasacaksın. Sen de farkına varacaksın bir süre sonra. Emin ol yani. İnan bana. 4 yıllık tecrübe konuşuyor burada, emin ol. Gerçi quest mod geleli bir sene oldu mu? Olmadı. Bir sene bile olmadı hatta. 5-6 ay falan oldu herhalde. Daha fazla olmuş olabilir, bilmiyorum. Ortalama öyle bir şey oldu yani. Daha yeni diyebilirim, yeni bir sistem. Ama çok güzel ruh getirebilir. Şimdi bir olaya daha bir değineceğim. Şuradan. Store'da abi. Artık karakterler yok, değil mi? Bence bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bence güzel oldu. Neden güzel oldu? Şöyle ki bu arada kodumuzda 184. Gerçi bunu vermiştim değil mi ya? Lan aynı sayıyı nasıl söylerim insan? 524 olsun abi. 23 olsun ya. 523 olsun. Hep 4'lerden gidiyoruz. Neyse. Şimdi benim için ya bence daha mantıklı oldu. Neden? Sebebi şöyle ki şimdi Mortal Kombat 10'da diyelim ki 120 tane karakter var değil mi? O kadar yok ama olsun. 120 tane var diyelim. Ve bunun oynanan karakter sayısı hani bir elin böyle şey geçmiyor. Hani 10 parmak o kadar, 10 parmaktaki şey kadar. Hani 10 tane karakter falan önüne, anlatabildim mi? Ya 10 parmakla şey, niye anlatamadım ben bunu? Herkes anlatıyordu, ben niye anlatamadım? Neyse. 10 yani bir elin parmağını zor geç, iki elin parmağını zor geçiyor diyeyim size. Şunu da açayım bu arada çaktırmadan. Yani 10 tane karakter falan önünde. Veya şöyle düşünün. Ben şu ana kadar kaç tane karakter fullledim? 4 yıllık oyun tecrübemden bir tane değil mi? Niye? Çünkü markette var o karakter. Ben onu biliyorum. Ve farkında olduğum için alasım bile gelmiyor. Ama bu sistem değişti ve şu an sürekli yeni karakterler, sürekli şey bir şeyler ekleniyor böyle değil mi? Şeye. Yani gördüğün zaman artık alma isteği oluşuyor sende. Alıp da oynama isteği oluşuyor. Adamlar bunun için uğraştılar bence. Hani 120 tane karakter varsa sadece 10 tanesi oynanmasın diye. 120'si de oynansın istiyorlar adamlar. Yani de silverları falan sadece quest modda işine yarasın diye almıyor. Veya quest modun önemini de arttırmış olabilirler. Çünkü mesela quest diyorum ya, pardon, challenge. Challenge'a girdiğiniz zaman artık challenge'ları mesela yapmayabiliyordunuz. Hani quest moddan çok rahat bir şekilde ruh kasabiliyordunuz. Ama bunun yerine adamlar challenge'ı geliştirerek işte challenge'da şey yapabilir. Mesela Baraka'yı almak istiyorsan artık Baraka'nın challenge'ını bitirmek zorunda kalacaksın. Çünkü biliyorsun ki artık o markete gelme sonu belki bir yıl sürecek, hani alamayabileceğini farkındasın. Ve bu yüzden alman gerekiyor diyelim. Uğraştıracaklar seni, anlatabildim mi? Yani hani oyunla daha çok ilgilenmesi için yapmışlardır bunu diye düşünüyorum. Görüşlerim benim bu yanda yani. Ve şey konusuna takılmayın yani. Güncelleme konusuna çok fazla takılmışsınız. Güncelleme işte geldi, oyunu batırdı, kötü yaptı, kasıyor, kasmalar var falan. Birazcık dişinizi sıkın abi. Yeni bir güncelleme gelecektir yakında optimizasyon için. Cihazınızda daha rahat oynayabilmeniz için. Grafikleri işte belli miktar düzenleyip harcadığı ne be ya, böyle şeye gittim ben de. Harcadığı enerjiyi azaltmaya çalışacaklardır. Çok konuştum farkındayım ama ufak biraz idare edin. Harcadığı enerjiyi muhtemelen azaltacaklar ve telefonunuz belli miktar rahatlayacaktır. Emin olun yani bundan. Dediğim gibi bu ilk defa olan bir şey değil. Bende şu an bir kasma yok. Bilmiyorum, telefon galiba uyum sağlayabildi güncellemeye. Şu an kurtardık ufaktan böyle. Paçamızdan akmadı yani. Neyin akacağını biliyorsunuz paçadan. Neyse. Yani ufaktan kurtardım diyebilirim kıçımı. Öyle yani. Sabırla bekleyin abi. Azıcık dayanın. Hatta şey yapabilirsiniz. Yorumların altına oyunun işte altına görüşlerinizi İngilizce bir dilde bildirebilirsiniz. Türkçe ederseniz pek umursayacaklarını sanmıyorum. Hani şey yapmazlar. Çevirmeyle uğraşacaklarını sanmıyorum ama İngilizce bir şekilde yazdığınız zaman mutlaka görülecektir diye düşünüyorum. Çünkü adamın için bir nevi önemli yani. Birçok insan bakıyordur o yorumlara. Ve şey yapacaklar, dikkate alacaklardır illa ki. Yani toplu bir şekilde yazılırsa dikkate alınmak zorunda kalacaklar. Çünkü mecburlar yani. Yine bize muhtaçlar, şeye değil hani. Mecburlar, oyuncusuna muhtaç hani. Kimse almazsa, kimse oynamazsa ne olacak? Oyun ortada kalacak. Kalmasını istemeyecekleri için mecburen güncelleyecekler. Kibar bir dille belirtisinin altında bence şey yapacaklardır, göreceklerdir diye düşünüyorum.
Daha fazla uzatmayacağım burayı. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Çok fazla konuştum, farkındayım. Bir daha da böyle videoya girmeden önce yemek yemeyeceğim abi. Aç kal, aç çekeceğim videoyu. Lanet ya, kudurdum ya. Zor konuştum vallahi. Kusura bakmayın bu video için. Bu kadar boş yapmam için. Ama hoşunuza gitmiştir diye düşünüyorum ya. Ha? Alıştınız boş yapmama. Değil mi? Alışmasanız burada şu an bunu izlemezsiniz. Buraya kadar gelen manyaklar varsa yorumlarda onlar belirsinler. Ben onlara şey bir kalp çakayım, böyle güzel olur. Kalp çakmak da farklı bir şey ama neyse. Daha fazla uzatmayalım. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bu arada ha. Gerçi tam onu videonun başında bahsetmiş olacağım size şu an. Uzatmıyorum. Ben kaçıyorum. Siz de kendinize iyi bakın. Lan telefon düşüyordu.